kadar. Apex pulmonis, şu tepe kısımları. Şu aşağı bakan kısımları basis pulmonis, şu kısımlar. Şöyle, sağ tarafta 3 tane, sol tarafta 2 tane lobumuz var. Bu lobları ayıran fissürlerimiz var. Şunlar sağdaki ve soldaki fissura obliqua, şu hani şu şekilde oblik çapraz uzananlar fissura obliqua. Söyleyeceğim. Şurası da fissura horizontalis ama horizontalis dediğimiz aslında daha böyle yatay uzanıyor ve obliqua ile birleşiyor. Bu makette birazcık yanlış göstermiş. Hani şu şekilde uzanması daha doğru olur. Horizontalis diyebiliriz. Bunları söyledik, dışarıdan bu kadar. Ha, şey loblarını söyleyelim. Lobus superior, lobus medius, lobus inferior. Hani lobus superior dexter, sinister. Ay şurası sinister şeklinde şey yapalım. Lobus superior, sinister, lobus superior dexter. Yani, burada 3, burada 2 tane lobus var. Bunları söyledik, şimdi çıkartalım. Damarlarından bahsedelim. Şimdi önce şeylerden bahsedelim. Trakea'dan devam edelim. Şurası trakea dediğimiz yapı zaten. Sağ ve sola dallanması gerekiyor. Ayrılma noktasında şurası bifurkasyo trakea diyoruz. Bu bifurkasyo trakeanın iç kısmında karnea dediğimiz bir yapı var. Tümseklik. Ama bu maket, hani bu tarz maketlerde sorma imkanları yok. Hani anatomi uygulamasında çıkmaz büyük ihtimal. Şimdi iki tarafa dallandık. Bronchus perinsifalis dexter. Şurası, şu yapı. 3-4 hani 2-3 cm'lik. Şurası da bronchus perinsifalis sinister. Sağda ve solda. Şimdi burada da hani sağ tarafta 3'e ayrılıyor. Son tarafta 2'ye ayrılıyor. Her loba birer tane gidecek şekilde dallanıyoruz. Bronchus lobaris, dexter superior, dexter medius, dexter inferior. Bronchus principalis, ay lobaris, dexter tam superior, medius inferior. Bronchus lobaris superior ve inferior dedik. Hani bunları zaten bilmeye gerek yok. Hani principalleri ve lobarları bilsek yeterli olur diyoruz.